İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir bilimsel eğitimde daha yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün yine sevgili Salih Sertan'la birlikte bilimsel eğitimde eğitimi tartışacağız. Evet Salih Hocam, haftaya önemli gündem maddeleriyle girdik. Ancak ben şeyi biraz konuşalım. Geçen hafta bahsettiydik. Biliyorsun pazar günü YGS sınavı yapıldı. Sanırım geçen yıla göre biraz daha artış var KKTC'liği katılan öğrenciler. 1300'dü geçen sene, bu sene 1400 falandı. Evet, yani o çok ne diyorsun yani bu küçük artışa? Şimdi bu yani olan bir artış, aslında çok fazla bir artış görünmüyor KKTC liselerinden gelen ama 2016 YGS sınavı Kuzey Kıbrıs için bazı ilkleri barındırıyor. Örneğin ilk kez 5000 civarında öğrenci girdi burada sınava. Ha, yani sadece genelde de bir artış var. İlk kez Lefkoşa dışında bir kent sınav merkezi oldu. Yani Güzelyurt'ta Şehit Turgut Ortaokulu'da yanılmıyorsam sınav yapılmak zorunda kaldı. Hatta süreç içerisinde bana gelen bilgilere göre bazı ÖSYM tarafından, ÖSYM'den kaynaklanan bazı sıkıntılar da oldu ve son anda giderildi. Yani örneğin birçok öğrencinin sınav yeri Mersin olarak gönderildi falan veya yayınlandı. Sonra son hafta düzeltildi ama 2016 YGS sınavı 5000 civarında öğrenci girdi. Bunların 1600'ü bizim ülkemizdeki liselerde okuyan öğrenciler. Yani yaklaşık 3500 civarında bir öğrenci. Buradaki büyük bir ihtimalle buradaki üniversitelerde okuyup aslında bölümünden çok da memnun olmayıp tekrar üniversite sınavına girmek isteyen öğrencilerin oluşturduğu bir kitle oldu ki bu da oldukça büyük bir kalabalık, bir yığın meydana getirdi. Dediğim gibi ilk kez Lefkoşa dışında bir kentte sınav merkezi oldu. Kuzey Kıbrıs'ta 2016 YGS için. Bu arada YÖK Başkanı'nın da yine sınavdan yanılmıyorsam 2 gün önce bir açıklaması var. Bu vesileyle ona da değineyim sevgili Barış. Buralarda da konuştuk, senin de yakından takip ettiğin gibi YÖK başarı listeleri var. İşte tıp alanı için, hukuk alanı için, bu yıl mimarlık ve mühendisliğin de buna dahil olduğunu biliyoruz, seninle sohbet ettik. Önümüzdeki yıllardan itibaren de 3 yeni alanla ilgili başarı listesi kriteri belirlemesi konusunda YÖK'ün çalıştığını duyurdu YÖK Başkanı. Bu bölümleri merak eden söyleyeyim. Evet, öğretmenlikleri beklerdik zaten. Evet, bir tanesi eğitim. Yani eğitim fakültesi bölümlerinin de başarı kriterlerinin içerisine alınması bekleniyor. Bir diğeri diş hekimliği, bir diğeri de eczacılık. Tamam, yani sağlıkta devam ediyor. Mühendislikleri zaten mühendislik yaptılar. Ve biz zaten öğretmenlikleri beklerdik. Zaten eğitim fakültesi dediğine göre demek ki öğretmenliklerin hepsini kapsayacak. Dolayısıyla yani biz daha kendi üniversitelerimizde hukuk ve tıp için hani ne yaptık ne yapmadık çok bilemiyorum. Üniversiteler bu konuda nasıl önlemler aldı, neleri harekete geçirdiği, önümüzdeki yıldan itibaren mimarlık mühendislik fakülteleri kapsamda olacak onlarla ilgili çalışmalar nedir ne değildir diye düşünürken bu 3 bölüm daha listenin ucuna eklenecek gibi. Yani böyle henüz karar yok ama bu konuda da çalışma yapıldı. Yani hangi kuvvetle muhtemel bu sınavın verilerine bakarak başarı listesi kriterinin nerede duracağını belirleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve kesin olan bir şey daha var. Bu konuda tavizi yok şeyin YÖK'ün. Yani bu başarı listesi kriterinden vazgeçilmesi ya da esnetilmesi yok. Tam aksine daha önce de duyurdukları gibi üniversiteleri yetkilendirip her üniversite isterse bu kriterin daha da üzerine çıkabilecek. Yani daha doğrusu daha da altına. Yani yetkilendirildiler. İsterlerse yani ilk 50 bin veya ilk 40 bin barajını her üniversite ben ilk 10 bin diyebilecek, ilk 20 bin diyebilecek bir durum. Zaten böyle bir karar vardı.
bu konuda da böyle bir adım atılacağı söyleniyor, konuşuluyor. Evet, yani o tabii biz uzun süredir konuştuğumuz bir şeydi bu. Evet. Her geçen gün de yok bununla ilgili bir kararlar alıyor. Yani biz de seyrediyoruz, yani benim gördüğüm o. Yani son duyduğum işte YÖDEK'te özellikle KKTC'li öğrenciler üzerinden bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Yani kontenjanları sınırlandırmaya çalışıyor belli bölümler için. Yani özellikle bu yoğun şekilde dışarıda bekleyen çok sayıda, yani örnek ne için örnek verdiler dur bakayım. Yanlış bilmezsem eğer galiba mesela önümüzdeki yıl hukuk fakültelerinden 900 tane avukat mezunu olacak mesela. Evet. Gibi. Yani bu önümüzdeki, yani bu öğretim yılı sonunda öyle bir şey bekleniyor. Dolayısıyla yani KKTC'li kontenjanları sınırlandırmayı düşünüyorlarmış. Galiba da uygulamaya başlayacaklar bu dönemde, bilmiyorum. Yani ne kadar etkili olacak bu YÖDA'nın alacağı karar. Böyle bir da şey var. Ama bu konuştuğumuz konuyla ilgili yani basına yansıyan bir şey yok. Yok yani ne yapıyor üniversiteler dedin ya sen. Yani bu anlamda zaten ne yapılabilir? Yani sonuçta yok, böyle bir karar aldı. Bununla ilgili herhalde şu anda işte görelim ilk yıl falan pozisyonu var. Zaten ondan sonra da yani çok fazla bir şey. Ha, buradaki tehlike ne olur? Tamamen üçüncü ülkelere yönelecek. Orada da işte son günlerde ciddi tartışmalar var, biliyorsun. Aynen öyle. Evet. Yani biz birkaç haftadır yazıyoruz zaten bununla ilgili. konuşuyoruz da burada. Orada Sayın Bakan'ın ağzından ben bir televizyon programında söylerken duydum. Özellikle bazı üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle ilgili kısıtlamalara gideceklerini söyledi. Yani ben ilk kez Sayın Bakan'ın ağzından duydum böyle bir şeyi. Demek ki yani toplumdan gelen ciddi reaksiyonları dikkate alınacaklar gibi algıladım ben. Bilmiyorum tabii. Ama yani hep burada konuştuk. Bu senin katıldığın ikili, yani Güney Kıbrıs'taki eğitimcilerle birlikte yapılan şeyler de gündem olduydu bu. Doğru. Tam da üzerine zaten olaylar da tartışmalar, yani işte bugün yine basında yine tecavüz konusu gündemde. Bir iki hafta önce kaza ile birlikte yine gündeme geldi bu üçüncü dünyadan gelen öğrenciler. Dolayısıyla bu sıkıntı, ama biz bunu yıllardır söylüyorduk burada. Yani bu zaten bir laf var, biz hep kullanırız. Bağıra bağıra geliyordu zaten. Tabii. Yani bu ısrarına mı işte 80 binler, 100 binler öğrenci olsun. Bununla ilgili olsun da yani bunun yaratacağı sosyal sorunlarla ilgili sen hiçbir şey yapmadığına göre işte bugün yaşadığımız sorunları yaşayacak. Yani işte taksiciler eylem yaptı geçen hafta Mausa'da. Bu öğrencilerin bir kısmı taksicilik yapıyor. Doğru. Ne bileyim işte kazalarla ilgili son dönemde şey işte görüyorum şeyde yani basında çok sayıda yasa dışı bir sürü işlerle bu insanlar ilgileniyor. Çok doğru. Ama bunları söylerken de düşünüyorum yani işte ırkçılık mı diye, ama gerçek bu. Hayır yani, ama yani sadece işte bu anlamda ırkçılık olarak ya da bu insanların, bu bireylerin burada bulunmasını... Yani bir genelleme yapmakta istemem değil, çünkü tabii, çok ama iyi öğrenciler de var. Çünkü sevgili Barış, burada esas olgu ve temelle eğitimin kalitesini oturtmadığımız müddetçe bu tartışma hep olacak gidecek. Ve gerçekten aslında yüksek öğrenimde eğitim kalitesi, eğitimin niteliği birinci listenin birinci sırasındaki ilki olsa... Yine bu ülkelerden öğrenciler olacak elbette buralarda. Ancak bu sefer gerçekten eğitim almak, yüksek öğrenimi eğitim almak, bilim yapmak ya da bu konuda önünü açmak isteyen ve üst düzey gruptan öğrencilerin yer alacağı bir olgu ya da bir sosyal yaşam meydana gelecek. O zaman da bütün bunlar aslında kendiliğinden ortadan kalkacak, bu sorunlar hiç vuku bulmayacak gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla aslında esas sorun olan bu ülkelerdeki bireylerin buralarda olması değil, bu çarpık yapının içinde yer almasıdır. Ve tabii biraz da bile bile, biraz da
Yani aslında parmağımızın arkasına saklanarak durumun böyle olduğunu kabul ederek bu insanları buraya davet ediyoruz gibi. Yani işte her kabul edildiği programda, kabul edildiği bölümde, fakültede herhangi bir ön koşul aranmaksızın sadece okulun kayıt parasını yatırmasının yeterli olarak görülmesinin temel nedenleri. Ondan sonra da bu öğrenciler, genç insanlar buralara geliyor. Kimisi işte buradan daha farklı ülkelere gitmek için bir basamak olarak kullanıyor. Kimisi kendine yeni bir iş sahası bulmaya çalışıyor. Ya da daha farklı, belki de bugün çok da göremediğimiz, bilemediğimiz çok daha farklı sosyal yaralar, sosyal sıkıntılar açacaktır gelecekte diye böyle üstü örtülmüş ya da halının altına atılmış onlarca soru var. Nasıl yanıtlanır bilemiyorum tabii. Evet, YGS ile ilgili başladı konuşmaya. Sen konuşurken ben baktım, yani Eğitim Bakanlığı'nın web sayfasında ne var rakamlarla ilgili. Dediğin gibi KKTC sınava girecek olan öğrenci sayısı 4.984, yani tam 5.000'e çok yakın. 1.408 KKTC uyruklu. İlginç bir şey var, 83 kişi de KKTC dışında KKTC'li. Yani demek ki Türkiye'de muhtemelen öğrenim gören. Muhtemelen orada öğrenim gören. Yani sınava burada girmek istedi ama orada öğrenim gören öğrenciler olabilir. Yani, demek yani zaten 1600 rakamı öyle. Ha, 1400, 1500'e yakın demek ki KKTC'li öğrenci. Geçen yıl 1300'lerdeydi. Ama yani bu sayı çok değişmiyor. Yani doğru. Bizim biliyorsun işte çağ nüfusumuz 3300 civarında. Ama bu da çok önemli. Yani baktığında şimdi bu da şunu gösteriyor. Hani bunu da konuşmak lazım. Yani demek ki çok sayıda öğrenci kazandığı bölümü aynen öyle, ben onu söyleyecektim. Beğenmiyor. Veya işte bir başka bölümde, esas okumak istediği bölüm bir başka bölümdür ve bunun için yeniden sınava giriyor. Çünkü şunu düşündüm. Şimdi yani biliyorsun dikey ve yatay geçişler vardı üniversitede. Var, yani şu anda Kuzey Kıbrıs'ta okuyan öğrencilerin demek ki yani bu 5000 rakamı muhtemelen yarısı üniversite öğrencisidir. Daha bence tamamı. Şimdi yani, bak. Hayır. Şimdi 1300 ya, bir 5000 rakamı değil. Yani o 3500 rakamı. 3000 var ya, hani 1500'ü çıkarırsak içeride. Evet. Geriye kalan o 3500. Hayır, şimdi bu bizim liselerimizde öğrenim gören Türkiye'li öğrenciler de olabilir. Olabilir tabii ama dedim. Yani bu en az yarısını demek istiyorum. Evet. Yani 2500 tane üniversite öğrencisi, Türkiye'li üniversite öğrencisi başka bölümlerde okumak istiyor veya Türkiye'deki üniversitelere geçmek istiyor. Aynen. Anlamı çıkıyor burada. Şimdi ben bak, öyle görüyorum bunu. Ben bu konuda basit bir hesap yapalım. Hatırlayacaksın sevgili Barış, geçen yıl, yani bu içinde bulunduğumuz öğretim yılı, 2015-2016 öğretim yılı, Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den öğrenci kayıt rekora ulaştı. 10 bini geçtiydi. Değil, evet. 10 bin civarlarında. Yani son yılların en yükseği. Yani neredeyse civarında. Son 10 yılın en yüksek rakamı. Aynen öyle. Şimdi geleneksel bir oran var. Bu kayıt olanların yaklaşık %30'u kayıt yapmaz. Evet. Yani bu 10 bin desek buna, yaklaşık 7 bin civarında öğrenci kayıt yaptı bizim buradaki üniversitelerimize. Hadi bunların tamamının okula devam ettiğini düşünüyoruz. Yani kayıt yapanların hepsi de devam etmez ama ettiğini düşünüyoruz. Bu 7 bin öğrencinin yarısı, %50'si bizim okulumuz, bizim ülkemizdeki üniversitelerde kazandıkları bölümlerden memnun değil. Farklı nedenler olabilir. Yani. Kimisi ekonomik, kimisi yaşam koşulları, kimisi okuduğu bölümün içeriği, kimisi okuduğu bölümün kalitesi. Farklı nedenler olabilir. Memnun değil ve bunlar tekrar üniversite sınavına girmeyi tercih ediyorlar. Nerede girecekler? Yani zaten geçtiğimiz hafta tam da eğitim döneminin içi, buralarda oldukları için burada girmeleri gayet de doğalıydı ve burada girdiler. O yüzden bunu da bir düşünmek lazım. Bunu da bir soru işareti koymak lazım. Bunun üzerine de kafa patlatmak lazım. Hatırlayacaksın geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Biz ve uluslararası anlamda üniversitenin akreditasyonunda çok önemli olduğunu söylemiştik. Mezun takibi.
evet. aslında. Bunu birazcık daha genişletelim. Yani aslında üniversiteler acaba kendi öğrencilerini takip edebiliyorlar mı? Yani örneğin bu öğrenciler ne yapıyor, nerelerde uğraşıyorlar, neden tekrar sınava girdiler, bölümleriyle ilgileri ve alakaları, kendi gelişimleri, okudukları programda ortaya koydukları ürünler nelerdir ya da bilimsel çalışmalar nedendir, nelerdir gibi çalışmaları yaptığımızı da söyleyemem. Yani bırak mezun takibini, aslında üniversiteler kendi öğrencilerini de takipte ciddi anlamda zorlandıklarını söyleyebilirim. Yani onu demeye getiriyorum. Nereden varıyorum bu yargıya veya bu yorumu neden yapıyorum? İşte bu sayıdan, yani bu ülkede kayıt olan, üniversitelere kayıt olan öğrencilerin yarısı tekrar sınava girmek istiyor. Bu üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken, kafa patlatılması gereken bir olgu. Bunu göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum sevgili Barış. Evet, yani tabii dediğim gibi bunu bir şey olarak, sorun olarak görmen lazım. Önce, ki tabii. Önce bunun bir bunun bir problem olduğunu düşünürsen bir kafa yoran bunun üstünde. Yani evet. Şimdi dediğin gibi bu ciddiye alınması gereken bir rakam var ortada. Biz ciddiye alıyor muyuz? Yani nasıl işte gelen giden çok şey, dolayısıyla yani bu konuda ben çok fazla bir şey yapılabileceğini zannetmiyorum. Ama önemli bir şey diye düşünüyorum. Ben gördüğüm, yani hem daha önce YÖK'ün aldığı kararlar da dikkate alırsak ve bu konuyu da, benim gördüğüm üniversiteler böyle bekle gör pozisyondalar şu anda. Dolayısıyla da bekleyip görecek anladığım kadarıyla bununla ilgili. Ama biraz geç kalmış olabilir. Yani işte önümüzdeki yıl nasıl etkileyeceğini görecekler bu konunun. Çünkü geçtiğimiz yıl biz bu konuda uyarılar yaptık. Bu YÖK'ün aldığı kararların etkileyeceğini bu işlerin. Ama biz burada alkış tuttu çoğu. Biz dışında kaldıydık bu kararın diye. Ama zaten o YÖK o kararı alırken aslında ilk ertesi yıl bunu kaldıracağını da ima ettiydi. Tabii. Yani siz hazırlanasınız diye biz bunu sizi dışarıda bıraktık dediydi. Ama biz çok ciddiye almadık galiba. Bir de o dönemde verdiğimiz tavır da ne kadar yanlış ya. Yani biz şöyle bir tavrın içindeydik. Biz göğsümüzü gere gere dedik ki biz bu kararın dışındayız. Bizim kalite derdimiz yoktur. Aman ne güzel, bize daha çok öğrenci gelecek. Ve bunu hoşumuza gitti. Yani ve hiç utanmadık, çekinmedik de diyelim. Hayır, niye biz bu kararın dışındayız? Bizim de kalite sorunumuz vardır. Biz de başarılı öğrencileri isteriz. Bizim okullarımıza, bizim bölümlerimize, bizim fakültelerimize de bu başarı kriterini sağlamış öğrencileri yerleştirin. Bunların dışındaki öğrencileri yerleştirmeyin. Niye demedik? Yani niye yüzümüz kızarmadı? Anlayabilmiş değilim. Tamam ya Salih Hoca. Şimdi bizdeki üniversitelerdeki anlayış, yani yavaş yavaş böyle biraz şimdi bazıları fark etti, değiştirmeye çalışırlar. Bizdeki anlayış ne kadar öğrenci gelirse gelsin anlayışı vardır. Evet. Yani şimdi yani aynen öyle, dolayısıyla ne öyle bir şey demezler. Şimdi yani işte yavaş yavaş bazı rektörler, evet, ben görüyorum işte kalite malite işlerine ağırlık verecek demeye başladılar. İşte bu kadar öğrenci bize yeter falan. Ama diğer taraftan da yani mesela Sayın Eğitim Bakanlığı geçen hafta gene dinledim, dediğim gibi o da başladı artık. Yani artık kalite işlerine, ama diğer tarafta hedef 100.000. Evet. Ama hem hedef 100.000 hem kalite biraz ters düşüyor. Yani zaten bozacağımız yani kadar. 80.000'e de geldik zaten. Yani 100.000 olunca da ne olacak onu da anlamış değilim. Yani ne olacak? Yani diyelim ki 100.000'dir. Ne olacak? Yani şimdi 80.000'dir da nedir yani? Ne oldu? Yani biz çağatladık dünyada eğitim adına. Dünyadaki yüksek öğretim bizden sorulur.
yani ne bileyim yüksek eğitim alanındaki bütün araştırmalar, bilimsel çalışmalar bizdedir. Yani 80 binlik de, yani 60 bin ile 80 bin arasında ne değişti? Olacak ne ne? Yani tamam işte mi? 20 bin tane daha fazla insan. Tamam yani 80'lik şimdi 100 olunca ne değişecek? Yani ne değişecek? Daha yani çok şey öğrenci ki adından kaydolup işçilik yapan. Onlar değişecek. Yani bu, bunlar olmaya başladı. Toplumsal ve adli olaylar daha sık olacak. Mesela 50 bin yıkan biz bu ülkede işte öğrencilerin işte uyuşturucu işlerine karıştığı, işçilik yaptığı, tecavüzlerle konuşulduğunu hatırlar mısın sen? Yok. Pek yok. Evet. Yani demek ki belli bir yere kadar kabul görüyor şey. Yani tabii. Bu sosyal patlama işte başlıyor artık. Aynen yani öyle. Bir onu de, görüyoruz. Bir de şudur. Şimdi bir yani diyelim ki işte bu iş 40 bin 50 bindeyken öğrenciyi nispeten seçerek alıyordun. Bunu işte 80 bine çıkardığında bu seçme kriterini esnettin. Yani eleğinin deliğini biraz daha büyüttün. Şimdi eğer hedefim 100 bindir dersen listenin birinci sırasında buysa demek ki artık hiç elek kullanmayacaksın. Yani her geleni alman gerekecek. Zaten öyleyim. 100 bin sayısına ulaşmak için. O zaman da işte bunun sonucunda da tam da dediğimiz olma ihtimali çok yüksektir. Bu toplumsal olaylar, sıkıntılar daha da bir artacak. Ve işte o zaman da belki bu ırkçılık söylemlerinin, diğer ülkelerdeki insanları tukaka etmenin, ötekileştirmenin tam eşiğine gelmiş durumda olabilecek belki de. Bir başka sosyal, bir başka toplumsal yara daha açılmış olabilecek. Yani bu ciddi bir konu. Evet. Biz haftalardır burada konuşuyoruz ama bilmiyorum. Yani işte dediğim gibi geçen hafta rast geldim biraz. Sayın Eğitim Bakanı sanki biraz farkında bu konunun ama daha şey yani çok böyle nasıl derler yeni yeni böyle dillendirmeye başladılar bilmiyorum yani önümüzdeki haftalara devam edelim. Evet yani bir başka önemli konu daha var Salih Hocam sosyal medyada çok ciddi tartışma var bu konuyla ilgili biliyorsun DAK ve DAI konusu çok çetrefilli bir dönemden sonra işte Doğa grubuna verilmişti 5 yıl önce. İşte Haziran 2016'da bu 5 yıllık süre doluyor. Bugün sosyal medyada dolanan ve işte eski iki DAYÜSEN başkanının yaptığı açıklamalar var. Onun için ciddiye alıyorum yani şeyi. Şeyin Doğa grubunun şeyi DAK ve DAI'yi Nişantaşı Üniversitesi'ne devrettiği yönünde bir iddia var. Nişantaşı Üniversitesi grubuna. Grubuna evet. Yani böyle bir şey var. Bir kere tabii hukuksal olarak bilmiyorum böyle bir devir mümkün mü? Bence mümkün olmamalı. Ha yani 2000 yani işte 3 ay sonra sözleşmesi dolar Doğan'ın. Dolayısıyla yani şimdi aslında hükümet herhalde müdahil olmak durumundadır. Bugünkü tartışmalardan sonra nasıl bir açıklama yapılacağını açıkçası ben merak ediyorum. Yani dolayısıyla bu önemli mesela zaten sorunlu bir çok doğru verildiydi. İşte şimdi bu konuda olayla hatırla yani çok eylemler oldu. Yani 5 sene öncesinde yani DAİDAK'ın yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin üniversite öncesi kurumlarının özelle devredilmesi büyük tartışmalar yaratmıştı. Hem 2013'ten sonra Yorgancıoğlu hükümeti hem de Kalyoncu hükümeti ile beraber tekrar gündeme geldi aslında. Ben bilebildiğim kadarıyla. Hatta hükümet programında bununla ilgili bir şeyler var galiba. Çok ezberimde yok, emin değilim bu anlamda. Varsa bile eğitim başlığı altında değil. Yani eğitim başlığı altındaki olguları biliyorum. Belki yüksek öğretim başlığı altında olabilir. Gündeme geldi yani bu DAİDAK'ın sözleşmesinin tekrar gözden geçirilmesi. Ve ben hatırlıyorum yine bu konudaki tartışmalarda şöyle bir yorum yapılmıştı. Yani çok kısa bir süre içerisinde yani bir yıl içerisinde işte Doğa Okulları grubuna verilen sözleşmenin süresi dolacak.
Çünkü bu sözleşme süresi dolmadan sözleşmeyi feshetmek ya da bu sözleşmeyi ortadan kaldırmak devlete de ciddi bir mali külfet getireceği tartışılıyordu, konuşuluyordu. Dolayısıyla bu eğitim yılının sonunda, bu öğretim yılının sonunda, yani senin de işaret ettiğin gibi Haziran 2016 itibariyle yeni sözleşmenin uzatılmayacağı, yeni sözleşme yapılırken bunun uzatılmayacağı ve bu konuda tekrar bir gözden geçirilme yapılacağı ve bu gözden geçirilmeye göre karar verileceği yorumları yapılmıştı. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama bu tartışma ortamlarının olduğunu biliyorum. Şimdi sevgili Barış, öncelikle şunu söyleyeyim. Farkındaysan Doğu Akdeniz Doğa Koleji ülkemizdeki özel okullar kapsamında çok fazla yer edinemedi, yer bulamadı kendine. Üstelik eğitim sistemine dahil olduğunda, yani 5 yıl önce ilk girmeye başladığında çok farklı algılarla, çok farklı iddialarla sisteme, sektöre dahil olmuştu. Ama işte geçen hafta tartıştık, ne YGS listelerinde görebiliyoruz Doğu Akdeniz Doğa Koleji'ni, ne GCA level sonuçlarında belirgin bir yerde görebiliyoruz kendisini. Bu burayı not etmek lazım. Biliyorsun bizim ülkemizdeki özel okulların neredeyse tamamı, yani Doğa'nın dışında sadece bir tanesi Türkiye'de, o da bir eğitim derneğine ait, yani TED Koleji bir eğitim derneğine ait bir kolej. Onun farklı bir yapılanması var ama onun dışındaki özel okullar KKTC sermayesiyle ya da buradaki anlayışla, eğitim kültürüyle kurulmuş özel okullar. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Doğu Akdeniz Doğa Koleji'nin yönetim kadrosunun Kıbrıs Türk eğitim sistemindeki bireylerin, anne babaların, hatta öğrencilerin de ilgilerini, isteklerini ve taleplerini iyi analiz edebildiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle bir yalpalama yaşadığını söyleyebilirim. O yüzden öncelikle işin bu kanadı, yani bir okulu bıraktım, yani yasal tartışmayı devredebilirdi, edemezdi falan filan. Çok daha farklı boyutuyla tartışılan, yani örneğin Türkiye'deki üniversitesine daha çok ciddi kalite kriterleri olmadan öğrenci kabul eden, burada güzel yurtta üniversite açması iddiaları olan bir gruba devretmek böyle bir sorunu da beraberinde getirecek. Yani aslında Kıbrıs Türk toplumu kültürüne, Kıbrıs Türk insanının istediği doğrultuda yönetilmeyen bir okulun sistemin dışında kalmasını, ötekileştirmesini biraz daha derinleştirecek diye düşünüyorum. Bu bir. Bir daha başka bir iddiam daha var benim. Bunu da söylemek isterim. Şimdi en liberal ülkelerde bile, en bireysel ekonominin, özel sektörün güçlü olduğu ülkelerde bile eğitim mutlaka bir kamusal yana aittir. Eğitimin mutlaka bir kamusal yanı var. Yani işte en liberal ülke Amerika Birleşik Devletleri, orada merkezi bir eğitim bakanlığı yok ama eyaletlerin, tüm eyaletlerin üzerinde uzlaştığı, hemfikir olduğu eğitim ilkeleri var, anlayışları var. Ve bunu merkezi otorite belirler. Avrupa'nın birçok ülkesinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bize şunu söylemesi lazım. Bir ülkede eğitim çok önemlidir ve bunun kamusal yanı, toplumsal yanı ihmal edilemez. Dolayısıyla bir ülkenin, bir özel okulunu, bir başka ülkenin sermaye grubuna böyle kolaylıkla devredilememesi lazım. Bu konuda birilerinin, özellikle eğitimle ilgilenenlerin, eğitimcilerin, eğitim üst kademe yöneticilerinin, hükümetin
mutlaka sözleyecek sözü olması lazım. Yani yasalar uygun olsa bile, ki bana göre uygun değil, yani bilmiyorum, bir hukukçu yanım yok. Ama yani süresi bitmek üzere olan bir sözleşmenin bir başka gruba devredilmesinin çok yasal olduğunu düşünmüyorum. Ama varsayalım şu bir açık vardır ve uygundur. Bu durumda bile işin az önce söylediğim boyutuyla, işte Eğitim Bakanlığı'nın, hükümetin, başbakanın, eğitim bilimcilerin, üst kademe yöneticilerinin ve siyasi partilerin de elbette. Yani bu ülkenin sosyal politikalarını oluşturan siyasi partilerin de mutlaka söyleyecek sözü olmalı. Bu iş böyle sessiz sedasız ya da küçük cılız tartışmalarla geçiştirilmemeli diye düşünüyorum. Aksi takdirde yakın gelecekte çok daha derin, çok daha ciddi sıkıntılar aşabilir. Aslında bir anlamda devlet okulu, özel okulu tartışması birbirinde kaliteyi artırıcı, birbirinde daha iyiye yönelik o olumlu rekabet varken ötekileştirme, dışlama gibi çok daha farklı bir boyutlar dahil olabilir bizim eğitim camiamızın içine. Bu da hiç hoş olmaz diye düşünüyorum sevgili Barış. Hayır, yani şimdi senin de dediğin gibi çok iddialı bir şekilde Doğa grubu mesela DAK ve DAİ aldı. Evet. Ve 5 yıl içinde bu işi bırakması da ilginç. Çünkü yani sana katıldığım noktalar var. Yani o bölgede yaşayan biri olarak bir kere üstelik de çok önemli avantajları vardı orada. Çok. Yani özel okul olarak tek. Bölgede tek. Tabii. Başka bir şey daha söyleyeyim ben. Öğrencisi hazır ve DAİDAK o dönemin en iyi özel okulu. Evet, yani tabii şey de şimdi senin dediğin gibi yani sürece bir baktığımızda bir kere bir kan uyuşmazlığı oldu. Yani evet. Doğa şimdi Türkiye'deki doğa okulları başarılı. Başka, evet. Yani tabii orada bir sıkıntı bunda yok. Bunda bir şüphem yok. Yani işte her sene YGS, LYS'de bütün sınavlarda en başarılı okul liselerden biri. Güzel. Şimdi o anlayış bize uymadı. Yani çünkü biliyorsun, yani ben orada takip ettim yakının şeyi. İşte Türkiye'den, yani sorular, şeyler, kitaplar, her şey Türkiye'den gelirdi. Yani sınav orada, sınavı bu. Ona göre ve bir uyumsuzluk oldu. Yani beklentiler karşılamadı. Doğru. İki şekilde karşılamadı aslında. Birincisi, bir kere Doğa Koleji burada seçerek öğrenci almadı. Evet. Yani nasıl üniversiteler bizim isteyen gelsin şeyi var. Orada da öyle oldu. Yani işte devlette okumak istemeyenler herkes, ama Türkiye'deki doğa okullarında öyle değil. Evet, tamam. Yani bizim buradaki diğer özel okullarımızın da çok seçerek öğrenci aldığını söyleyemeyiz. Tamam, ha işte ona geleceğim. Yani bizde özel okulların şeyi, anlayışı değişmesi lazım. Yani o anlamda da yani. Seçerek, yani başarılı olmak istersen demek ki bir seçme yapman lazım. Şimdi Türkiye'de öyledir. Türkiye'deki doğa okullara herkes giremez. Yani param vardır benim, al parayı da okurum diye bir şey yok. Ama şu anda bizde, belki DAK'tay da öyleydi. Bilmiyorum. Ama mesela ilk önce şeyde sıkıntı yaşadı Doğa. Toparlasın onu biraz. Bu A-Level GC işlerinde evet. Mesela ciddi bir şey yarattı. Oldukça tecrübesizdi. Çok tecrübesizdi bir de. Kıbrıs Türk toplumunun buna talebinin çok yüksek olduğunu farkına varamadı. Yani geç fark etti. T10'larla ilgili biraz çalışma yapsın falan. Elindeki elemanları kaybettiği evet. Falan. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Ve 5 yıl şimdi şeyi de düşünüyorum. Yani aslında demek ki şeyle ilgili değil. Yani ekonomik sebeplerden dolayı bir devir olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Çünkü yani kar etmediğini düşünmüyorum. O öyle bir işletmenin orada. Hı hı. Yani Mausa'daki tek özel okul yani ve çok sayıda da öğrencisi var. Var. Ama nedir sıkıntı? Beklenen başarı yok. Bu yavaş yavaş sorgulanır olmaya başladı şimdi Mausa bölgesinde. Dolayısıyla aslında yani 5 yılın sonunda da başka bir gruba devredilmesi başka soru işaretleri yaratıyor kafalarda. Yani, yani ben bırakıp kaçıyorum. Aynen öyle, yani dilim varmıyor söylemeye kadar. Ama bu bir şey de olabilir. Yani bir
ticari manevra da tabii, olabilir. Ben öyle görüyorum. Yani işte sözleşme doluyor, tekrar benimle sözleşme yapmama ihtimalleri var. Böyle bir ticari manevra da olabilir. Yani belki bu Nişantaşı grubunun sahipleri daha güçlüdür. Belki onlara yani verebilirler. Siyasi yönden daha güçlü. Herhalde anlamda. Yani bilmiyorum şeyi nedir. Çünkü DAK'la ilgili çok tartışmalar oldu biliyorsun tabii, o dönemde. Tabii. Çok alışık olmadığımız bir takım. Bilmiyorum yani bu devir de belki de benzeri çatışmalara neden olacak. Oralarda yani sonuçta aynı sebeple diye düşünüyorum. Ancak dediğin gibi aslında özel okulların da bir şekilde kendilerinin artık sınama zamanı geldi. Evet. Çünkü yani benim gördüğüm veliler de biraz uyanıyor gibi. Çok doğru. Yani buralardan geçen çocukların çok da böyle işte aman aman çok da başarılı oldukları bir durum yok. Yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak açı yürekli şunu söyleyeyim. Biliyorsun benim bu konudaki görüşüm hala daha özel okulların sanıldığı kadar iyi, devlet okulların sanıldığı kadar kötü olmadığını söylüyorum. Israrla da söyleyeceğim ama özel okullar da belirgin bir ilerleme gösterdiler. Yani evet devlet kolejlerini yakalayamadılar henüz ama onlar da geçmişlerine bakarsak belirgin bir artı değer üzerine koyarak geldiler söyleyebilirim. Özel okullarda şöyle bir sıkıntı var benim gözlemlediğim kadarıyla. Bilmiyorum bizi buradan izleyen, dinleyen, özel okul çalışan öğretmeni varsa. Özel okullarda çalışan öğretmenler çok fazla çaba ortaya koyuyorlar. Emekleri oldukça yoğun, yüksek ve bunların karşılığını alamıyorlar. Dolayısıyla bu çok erken ve çok kısa sürede özel okul öğretmenlerinde bir motivasyonsuzluk, bir tükenmişlik yaratıyor. Ben bunu iddia ederek üzerine basa basa söylüyorum. Zaten özel okulların istihdam ettiği öğretmenler ya genç öğretmenler ya da emekli olan öğretmenlerdir. Bir de bunların bu üstün performansını, üstün gayretini, karşılığını alamadıkları gibi bir durum söz konusudur. Yani bunu böyle hani belki de alınan okullar var ama yani ben genel bir kanı olarak söylüyorum. Dolayısıyla birazcık özel okullar biraz daha bu yanına dikkat ederlerse ve eğitim öğretim uygulamalarını aslında kendi programları, kendi tavırlarının daha iyi olduğunu düşünüyorlar ama burada da yanıldıklarını düşünüyorum. Yani merkezi anlayıştan, merkezi odaktan çok uzaklaşmak bunun iyi olduğu anlamına gelmez. Böyle bir olgu var. Şeye gelince, öğrenciyi seçme meselesine gelince sevgili Barış, aslında özel okulun bence şöyle bir farkı olması lazım. Yani özel okullar aslında devlet okulunun veremeyeceği bir şeyi sunmalı eğitim sistemine. Yani aslında bunu devlet okulunda yapamazsınız, çok kolay değildir. O yüzden ben varım, o yüzden ben size daha iyi bir eğitim, daha iyi, daha nitelikli bir eğitim ortamı. Şimdi olanaklar bakımından veriyorlar aslında. Ama sadece olanaklar bakımından. Yani, ama yani demek ki sadece olanakların devletten daha fazla olması yeterli değil. Yeterli olmuyor bazı şeyler için. Yeterli olmuyor. Bir şey anlamından da yani örneğin bir hala daha bekliyoruz. Belki de süreç tamamlamamıştır. Yani doyumuna ulaşmadığı için bekliyoruz. Yani gerçekten özel okullardan mezun olan öğrencilerin akademik dünyada, bilim dünyasında farklılık yaratmasını bekliyoruz, istiyoruz. Ki diyelim gerçekten öyle demek ki evet özel okullarda da aslında devlet okullarından önemli bir artı değeri var diyebilmemiz lazım. Ya da farklı program koridorlarının oluşturmasını bekliyoruz. Bu farklı program koridorlarını oluşturmaya yanaşıyor işte mesela doğada bakalorya'yı getirdi ve bakalorya programını uygulamaya çalıştığı bir dönem ama yani ikna edemedi ne anne babayı ne öğrenciyi ne veliyi ne o sistemden öğrencileri farklı yüksek öğretim kurumlarına taşıyabildi gibi. Ne bileyim özel okulların kendi imkanlarını kullanarak belki de
başka özel okullarla değişim programlarına girmesini, Avrupa, Amerika'daki özel okullarla işbirliği girmesi gibi. Geçmişte devlet kolejleri. Bizleri bile yapardı bunu. Şey vardı dediğin gibi, yani bizim zamanımızda bile vardı. Yani şimdi var mıdır bilmiyorum ama bu öğrenci değişim programları vardı o zaman. Yani Amerika'ya gidip işte lisenin bir senesini orada okuyan arkadaşlarımız gibi vardı mesela, hatırlarım ben. Dolayısıyla yani bunlar oldukça farklı bir kulvar olduğu kendisini gösterecek. Şu anda anne babalar özel okulla devlet okulları kıyaslıyorlar ve üstelik şunu da görüyorlar. Yani bir sürü de kocaman paralar veriyoruz özel okula ve biz bu paramızın karşılığını da pek alamıyoruz. Yani örneğin komşumun çocuğu devlet okuluna gidiyor, bu kadar büyük paralar vermiyor ama sonuçta aynı yerde buluşuyor komşunun çocuğuyla benim mesela çocuğum. Mesela işte doğadan bahsettik dediğim gibi. Mesela doğa uzun süredir takip ediyorum ben. İşte evet. geçen hafta burada yayınladık, evet. Sen de ben de işte YGS ile ilgili sonuçta yok, listelerde yok. Yok. Nerede? Nerede? Ya nerede? Evet. Yok mu böyle bir okul? Var. Demek ki biri girmiyor. Evet. Girmediği için daha ne var ne kaldı geriye? İşte geçen sene biraz A-Level'la giden üçte çocuk var falan. Evet. Ama ondan önce o da yoktu. O da yoktu. Yani ciddi bir şey var. Zafiyet. Yani ortada tabii tatminsizlik var. Velilerde ama sonuçta yani bir de çaresizlik var. Ya. Yani yok, başka bir alternatif yok. Yani Lefkoşa'daki özel okullara ciddi oranda Mausa'dan öğrenci geliyor. Yani hiç de hazım sanmayacak. Yani devlet okullarında da çok sayıda var. Bu mesele başka bir sorunu da aslında gündeme getiriyor. Yani ne bileyim işte bir otobüs Anadolu Lisesi'ne geliyor mesela. Ne bileyim bir otobüs Fen Lisesi'ne geliyor. Evet. İki otobüs ilahiyata geliyor mesela. Gibi. Geliyor yani. Tabii, sabah oğlumu bıraktığım için biliyorum oraya. Evet. Geliyor. Yani, o zaman demek ki yani işte Mausa'da farklı alternatifler yaratması lazım devletinde. Belki ne bileyim orada da bir Anadolu Lisesi işte diyorum ya, olması lazım. Ya, tabii bunu hep söyledik ya sevgili. Yani bu farklı okul tür anlayışını terk etmek lazım. Yani Zinnami Kemal'da bir Anadolu Lisesi programı olursa olmaz. Ne için olmasın işte yani söyle. Ne var yani mesela illa Bülent Ecevit de olmasın ve her gün gelmeleri lazım o çocukların oradan çıkıp. Bir saat lazım uyanık kalsınlar, daha erken uyansın çocuklar. Anladın? Çeksinler o bir saatlik yolu, gelsinler sonra gene bir saatlik yolu çekip gitsinler evlerine. Ya da mesela o şu geçen hafta konuştuk, hiçbir başarısı olmayan Fen Lisesi için gelir çocuklar. Orada bir... Zaten yani bunun kapatılması lazım. Benim şahsi fikrim öyle yani. Evet. Yıllardır bakıyoruz listelere işte genel liselerin gerisinde kalıyor. Ne anlamı var yani? Çok doğru. Şunu da demek ki sınava giren çocukların bir kısmı yani veya girmeyenler arasında. Çünkü bu bölge meselesi yapıyor. Yani belki de daha iyi çocuklar sınava girmiyor. İşte Fen Lisesi'ne gitmesin. Yani o yolu tabii gitmesin. Tabii canım yani aynen öyle. Yani bu onu gösteriyor. Çok yani. Doğru. Şimdi yani. Eğer Erenköy Lisesi'nin gerisinde kalıyorsan bilmem şey demek ki yani, gitmiyor. Sınava girmiyor çocuklar. Çok doğru. Yani biz hep deriz yani Kıbrıs çok büyük bir yer değil, küçük bir yerdir ama işte bu küçük yerde bile her programı öğrencinin ayağına götürmek çok önemlidir. Yani evet Mausa'dan belki bir saatlik yolu yaparak bir saatlik yola rağmen kabul edip buralara gelenler var ama yani Erenköy'de oturan, Mehmetçik'te oturan, ne bileyim ben Düzova'da, Çayırova'da oturan, Lefke'de oturan insan, öğrenci yani nasıl yapsın bu işleri, nasıl gelsin yani üstelik birkaç vasıta değişerek gelmek durumunda kalacak falan filan. Dolayısıyla bu çok kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Ve senin de söylediğin gibi yani neden yapılamaz? Çok da anlayabilmiş de değilim. Yani nedir zorlayan şart? Hayır şeyi düşünüyorum ya Salih Hoca. Ne bileyim yani Fen Lisesi'ndeki Fen öğretmeni Oxford'dan mı mezundur ya? Yok değil. Tamam yani sonuçta hatta fazla Fen eğitimi verir. Oradaki Fen bilgisi öğretmeni. Yani fizik kimya öğretmeni versin daha fazla dersin. Aynen. Ya da neyse ona göre istihdam yap. Tabii canım yani şudur şimdi... Daha fazladan kasıt şu, yani 20 Temmuz Fen Lisesi'nin de haftalık ders saati 38,
ne bileyim işte herhangi bir okulun da aynı. Tamam. Ha, bunda 10 saat fizik var mesela. 16 saat. Ama yani o program oraya da uygulayalım. Tamam. Yani onda da yani nasıl açalım işte bir fen koridoru ya da zaten var okullarda bir işte fen bölümü dediğimiz Türkçe, matematik ya da yabancı dil dediğimiz. Kaldı ki bu fen lisesindeki programın sorgulanması da lazım ya. Ya belki de bu program tamam değil. O da ayrı bir dert. Yani, o da ayrı bir şey ama son 3-4 yıldaki şimdi bak sevgili başkanım. YGS-LYS sonuçlarına baktığında belki de onun da sorgulanması şimdi, lazım. Yani ama, belki de işte 10 saat fizik değil de atıyorum 8 saat vermek lazım evet. Belki de. Yani veya şimdi, 2 katı vermek yani lazım. Bu tabii bu da bir tartışılması gereken bir boyut ama esas şu bak anlayışsal olarak bakalım. Şimdi bu ülkede bir tane de olsa fen lisesi var ya. Neden? Fen eğitimi önemlidir. Dolayısıyla bu fen eğitimiyle ilgili bir tane özel lise kuruldu. Ya bu anlaşta kuruldu yoksa başka ne için kurulsun? Yani fen eğitimi önemlidir. Peki kimdi? Bir soru. Yani 21. yüzyılda kim iddia eder şu sosyal bilimler fen bilimlerinden daha az önemlidir? Yani yoktur herhalde böyle bir iddia olabilir. O zaman peki niçin sosyal bilimler lisemiz yok? Ya işte açtık ki 30 sene önce öyle inanırlardı. Kaldı bizde bilin bir şeye inandı mı 30 sene önce kalır öyle işte. Bilirdik de yanlıştır ama değiştiremeyiz. Evet. Öyle bir evet. Beceriksizliğimiz var bizim. Yani ben öyle görüyorum. Ben işte herkes bilir işte bu kolej sınavı işe yarar. Yani yanlış perişan olur tabii. Yanlıştır ama işte devam eder. Evet, doğru. Yani işte dediğin gibi. Doğru yani ne söyleyeyim bu sözünü. Yani fen lisesi işte görürük her sene yayınlarız şeyleri de sonuçları da durum budur arkadaşlar. Birileri demez yani tamam ya be ne yapmaya yani bu okul uğraştı boşuna. Yani madem ki 11. sırada olacaksa fen matematikte puanında bütün Namık Kemal'in Letele'nin bilmem şey hepsinin gerisinde kalacaksa nedir o zaman bu okulun ayrıcalığı? Ne ayrıcalığı var? Evet. Fen matematik puanında geride kal. Zaten cisimisi yok. Pek ölçülebilir şey bu. Bunda da bir şey olsa ne? Nedir şey? Doğru. O zaman tamam işte yani biz burada söylüyoruz defalar. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama bilmiyorum yani Eğitim Bakanlığı'ndaki arkadaşlar ne yaparlar? Yani bu konuyla ilgili düşünülür mü bir şeyler bilmem. Yani genel orta öğretimdeki tüm bütününün bir değişim dönüşüm hareketine girmesi lazım. Öyle sadece lokal olarak değil, tamamı için bir stratejik belge, stratejik plan hazırlayıp değiştirip dönüştürmek lazım. Tabii yani bütün genel orta öğretim. Yani mesela Sayın Bakan son zamanlarda işte son görevi yani bir sene oluyor görevi. Geleli bu hükümet. Evet. Evet. Yani işte Temmuz'da bir sene olacak. Daha evet. Var 7-8 ay deyip. 7-8 aydır mesela Sayın Bakan ağzından duyarım işte. Bu kolejler işte artık sadece GCA level olacak. Evet. Tamam hani. Ne yapan yani? Var mı bir çalışma? Şimdi öyle olacaksa demek ki işte ne bileyim ben senin dediğin gibi genel orta öğretimde bir değişime uğraması lazım. İşte, oraya gitmeyeceksen nereye gidecek? Nasıl öğrenci alacaksın oraya? Tabii. Yani 8. sınıftan sonra bunları yollayacak mı şeye? Başka bir okula. Daha önemli bir yapı var. Yani diyelim ki bundan sonra girecek olan öğrencilere sadece işte GCA level koridoru açık olacaksa kolejlerde. Hani şu anda içinde girenler tamam da bundan sonra. O zaman bu öğrencilere bunu deklar etmek lazım. Yani demek lazım ki siz kolej sınavına girecekseniz bundan sonra böyle olacak. Bilin. Yani, kaldı ki 6. sınıfta, 5. sınıftaki çocuk nereden bilecek ya o şeyi? Yani neyi okuyacağım, neyi okuyacağım. Yani o da tekrar gündeme gelecek. Yani o zaman 6'da değil belki de gene 8'de almamız lazım. 9'da almamız lazım. Koleje değecek. Yani bu ama bunlar işte öyle 2 günde olan şeyler değil. Yani işte üzerine ya söylediysen bunu çalışma yapmam lazım üstünden. Çok doğru. Bugüne kadar bir şeyler yapılmaz. Ama biz biliyoruz ki çok fazla bir şey yapıldı yok bu konuyla ilgili işte. Yani sadece Sayın Bakan söylüyor televizyon programlarında o kadar. Veya işte tam gün eğitimle ilgili bir şeyler söylüyor mesela. Gerçi hükümet programında yok ama söylüyor mesela. Nedir, ne yapılabilir falan. Yani bilmiyorum. Tam gün eğitimin bütçede de yeri yok. Bütçede de yeri yok ama yani dillendirmeye çalışıyor bununla ilgili. Evet. Yani sözde kalıyor bazı şeyler. Bu arada bugün Ankara'da
ekonomik protokol görüşmeleri evet. var. Benim son bir dakikamızda çok kısa bir dakikadan hemen şey bitiriyorum. Benim bilebildiğim kadarıyla iki başlık var eğitimle ilgili protokolde. Bir tanesi bir merkezi sınav biriminin kurulması var gündemde yanılmıyorsam. Bir tanesi de öğretmenin ders saatlerini çağdaş eğitim sistemlerindeki öğretmenin ders saatleri düzeyine çıkarmak. Bakalım nasıl imzalanacak, nasıl olacak, sonuç nasıl verilecek? Yani aslında bu protokol imzalanırsa önümüzdeki programa kadar bunu konuşuruz, evet, bu bana. Dediğin gibi eğitimle ilgili bacaklarını biraz konuşalım. Olur. Gerçi muhtemelen YGS sonuçları da açıklanır. Onları da konuşuruz. Onları da konuşuruz. Evet, onu da konuşuruz tabii dediğin gibi. Evet, değerli izleyenler, bir bilimsel eğitimin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka bilimsel eğitimde yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar efendim.